Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu veri analizi olacak. Konu anlatımı çözeceğimiz testimiz ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 3 adım TYT Matematik konuyla ilgili 1. adım testi olacak. Kitapta 12. ünite olarak geçmiş. Yine her zaman söylüyorum, TYT için arkadaşlar mezun A, yine MEB'in hazırlamış olduğu mezun A kazanım kavrama testleri, AYT için de mezun B kazanım kavrama testlerini şiddetle öneririm. MEB yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de soruları çözerken arkadaşlar dilim döndüğünce konu anlatımını sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah. Der ki bir depoda ABCD ürünleri bulunmaktadır. Grafik 1 bu ürünlerin sayılarına göre dağılımını. Grafik 2 ise arkadaşlar ürünlerin toplam kütlelerinin dağılımını göstermektedir. Tamamını kütlece. Adet olarak kütlece. Verilenlere göre bir tane E ürününün kütlesinin bir tane D ürünün kütlesine oranı nedir? Şimdi ortada kilo yok, adet yok, hiçbir şey yok. Sadece oranlarını bulabilirim. Ki netekim bana da oran sorulmuş. Sevgili arkadaşlar, bu durumda ne yapmam lazım? E ve D'nin peşindeyim. 360 derece olduğunu biliyorum tamamının. 90 derece, 60, 108, 72. Toplamı ne yapar arkadaşlar bunların? Hemen toplayalım. 360'dan çıkartıp E için bizim ihtiyacımız olduğu olan o açı değerini bulalım. 72, 108 daha. 180, 240, 330. E 30 derece çıktı arkadaşlar. Çok mu hızlı yaptım? 60 artı 108 artı 72, 330 derece. 360 dereceden de 330 dereceyi çıkartırsam 30 derece kalır. Bak bu ne demek biliyor musunuz sevgili arkadaşım? Bütün ürünlerden 300 K tane varsa D ve E miydi benim için? D ve E. D'den 108 K tane, E'den de 30 K tane vardır derim. K kaç bilmiyorum. 0.4 bile olabilir. Tabii ki şey adetleri 0.4 olmuyor. Oluyor mu? Olmuyor. Adetleri tam sayı yapacak şekilde K öyle olabilir. 1 olabilir, 2 olabilir. Daha küçük bir sayı da olabilir. Diğer taraftan da arkadaşlar bu arkadaşların kütlece oranlarını bulacağım. İyi, burada sadece A bilinmiyor. Bana D ile E lazımdı. Teşekkür ediyoruz. D de belli, E de belli. Arkadaşlar kütlece de D için 54x harf sana kalmış istediğinde, E'ye de 60x dersin. Şimdi bak böyle dedim, zaten oranlayacağım ya, benim için hiç önemli değil. Birazdan x'ler k'lar vedalaşacağım. Bir tane E ürünün kütlesi. E kaç tane var? 60x tane var. Bölü bir tanesinin kütlesini arıyorum ya. Adet olarak ne kadardı arkadaşlar? 30k. Bu kadar. Bölü diğer arkadaşım kim? 54 x kilo tamamı kütlece. Adet olarak da arkadaşlar 108 k var. Bunu oranlamam istiyor. Rasyonel sayılarda bölme işlemi. 60x bölü 30 k. Bunları bak hemen sadeleştirmiyorum. Birazdan zaten ortalık ana baba gününe dönecek. 108 k bölü 54x. Haydi geçmiş olsun. Bundan sonrası bak. X'lerle vedalaştın, K'larla vedalaştın. X'lerin ve K'ların kaç olduğu benim için artık önemli değil. Hop, burada hemencik 60 ile 30'u sadeleştirdim. 2 kaldı. Bu arkadaşı da bu arkadaşa böldüm. 27 kaldı. 108'i biliyorum ben. 3'e bölünebiliyor. Hatta 9'a da bölünüyor. Görüyorsun da 9'a bölmek benim için zor olduğu için hemen 3'e bölüyorum. Çünkü onu biliyorum. 36, 9. Bak şimdi ortaya çıktı. 4'müş arkadaşlar. Tamam. 1'e E dedim gönül rahatlığıyla. 2 ile devam ettim. 2'de de evet şimşekciğim, gözlüğünü takar mısın sorularından bir tanesi. Neden? Çünkü minnak minnak şuradaki skalaları ölçebilmem, sayabilmem gerekecek. Saat 8'de boşmuş otopark. 8-12 arasında olup bitenleri söylüyor. Şu kırmızı, benim kırmızı olarak gördüğüm ve benim yine mavi olarak gördüğüm arkadaşlar, kırmızılar giriş yapan araçlar, maviler de çıkış yapan araçlarmış. 12 itibariyle bulunan araçların yarısı 12 ile, yani şu saatten sonra 12-13 arasında otoparktan çıkış yapmış. Araçların yarısı. Ancak çıkış yapan araçların yarısı kadar da yine aynı saat aralığında giriş yapmıştır.
Saat 13'te bu otoparkta kaç araç vardır? Vallahi anladığım kadarıyla, hatta şu 5. de göreceğiz arkadaşlar. Grafik okuyabiliyor muyuz soruları bunlar ki, bak çok basitmiş gibi duruyor ama bana sorarsanız grafik okumak gerçekten çok önemli ya. Yani gerçekten. Grafikle o kadar çok şey anlatırsın ki, ben şununla 3 sayfa yazı yazarım. Hiç yazı yazmana gerek yok. Bak pat 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 her şey gözüküyor. Ama ne yapmak gerekiyor? Gözlük takmak gerekiyormuş. Ha bu arada da arkadaşlar, 15 girdi, 1 çıktı, 14. Böyle böyle de gidebilirsin. Bütün kırmızıları toplar, mavileri de çıkartabilirsin. O da olabilir. Biz hadi ilk söylediğimden yapalım. Bak 15 giren var. Okuduğumda burası 1 arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 eşit aralıklara bölünmüş. Burada benim helalinden bir 14 aracım oldu. Artı 14. Şuraya baktım. 13 araç girmiş. 2 araç çıkmış arkadaşlar. Eksi 2. Bir 11 araç da buradan geldi helalinden. Güzel. 6 araç girmiş. Okudum. Geldim buradan, bir aracın da çıktığını gördüm. Hop, toplamda 5 araç giriş yapmış. Burada çıkan bir fazla var. Ona bir bakalım. 4 araç girmiş arkadaşlar. Artı 4 diyelim buna. Bu da eksi 10. Bak burada da bir eksi 6'm var helalinden. Güzel. Bak şurada bir eksi 1'in var. Eksi 1. Şurada da 25'in var. Demek ki en son ne olmuş arkadaşlar? 24 araç olmuş totalde, nihayetinde. Bu araçların yarısı çıkış yapsın. Yarısı kaç? 12. Eksi 12. 12 araç kalır. Ancak bu çıkanların da yarısı kadar da giren olmuş. 12 çıktıysa artı 6 da girecek demektir. 18 araç olur arkadaşlar. İkiye de Diyarbakır dedik. Dediğim gibi gözlük testi aynı zamanda yani skalaları görebiliyor musun, okuyabiliyor musun, ne anlama geliyor onları. Bir de belki şey, teste sorulsa daha hızlı işlem kim yapabilir, pratik yapan kimdir sorusu olmuş. 3 ile devam ediyoruz. Fizik dersi için yapılan bir ölçme projesinde kaydedilen ölçüler bunlarmış. Bu veri grubunun tepe değerinin %2'si kaçtır? Arkadaşlar şimdi tepe değeri için ne yapıyorduk? Küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe sıralıyor muyduk? Hiç gerek yok. Hani sıralarsan verileri daha güzel görsün. Eyvallah, ama tepe değeri dediğimiz şey sevgili arkadaşlar, en çok karşılaştığımız değer. Sanki tepe lafı 17 en yüksek, en yüksek değeri alacakmışız gibi duruyor. Hayır sevgili arkadaşım, tepe değer en çok karşına çıkan değerdir. Bak en çok karşıma 12 çıkmış. İşte bu bizim veri grubumuzun arkadaşlar tepe değeridir. Bu 12'nin %2'sini soruyor. İşte bu. Bak hemen çarp, 24 bölü 100. Bunu ondalıklı istemiş benden. Nasıl ifade edersin? Bak dikkat et. 0 tam %24. Nasıl güzel okuduk değil mi? Bak 0 tam %24. Şimdi bunu oku. 24 bölü 100 değil. %24. Hem yüzdeleri görmek için hem ondalıklı söyleyebilmek için bu okuma tarzını benimsemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Hayır yani halk arasında bunu 24 bölü 100 diyeceksin, 0,24 diyeceksin, sıkıntı değil. Ama sen zihninden 0 tam %24, bunun da %24 olduğunu geçir lütfen. 4 numara der ki, aşağıdaki grafikte bir atölyede üretilen toplam ürün çeşitlerinin sayılarına göre dağılımı verilmiştir. Tamam. Buna göre bu atölyede üretilen koruyucu tulum sayısının toplam üretiminin yüzde kaçıdır? Yani koruyucu tulum kırmızıymış. Kırmızının derecesi kaçtır? Sonra da 360'a böl diyor değil mi? Çünkü tamamı 360 arkadaşlar. Hepsinden 360K adet var. Biz kırmızının kaç tane olduğunu bulalım. Kırmızı bölü tamamı yapacağız. 100, 270. Ben bunu trigonometride yaptığım için biliyorum. Tamam bak burası 270. Tamamı da 360 derece olacak mıydı arkadaşlar? Evet, çıkardığımda kaç kalıyor? 90 derece ki bak çok güzel çizilmiş. 90 dereceyi biz halk arasında böyle gösteriyoruz değil mi? 90 derece. Bu da 90K'ymiş. Ne görüyorsun sevgili arkadaşım? 90 bölü 360. Şimdi bak bir şeyin dörtte biri ise, bu dörtte biri değil mi? Hatta yazmıyor. 1 bölü 4. Hiç hesap bile yapmadan bunun %25 olduğunu artık söylemen lazım. Söyleyemiyor musun? O zaman şöyle yapacaksın. Zamanla gelişecek. Paydayı bak, ha bak az önce sana iyi ki öyle okumuşum. %24 diye.
Bak bunu yüzde diye okuyabilmek için 25 ile genişletirsin. Amacın da şudur. Paydayı 100 görebilmek. Yukarısında ne oldu? 25. Şimdi oku bakayım. %25. Ama dediğim gibi bir şeyin dörtte biri, dörtte ikisi %50, dörtte üçü %75, beşte biri %20, üçte beşte üçü %60. Yani beşte beşlik dilime bölersen %20'lik dilimler elde ettiğini mutlaka aklında tutmalısın. Feci şekilde sana avantaj sağlar. 5 numarada işte yine grafik okuyabiliyor muyuz sorusu arkadaşlar. Aşağıdaki grafik Selin'in bir haftada çözdüğü matematik soru sayılarını göstermektedir. Aferin Selin. Benim kanalın grafiklerine de benziyor arkadaşlar. Cuma öyle bir düşüyor ki bildiğiniz gibi değil. Eğer bunu cuma akşamı izliyorsanız teşekkür ediyorum. Ben cuma izlenmeleri yani genel olarak ders videoları düşüyorum. Normaldir tabii. Hafta sonu da harbiden böyle feci yükseliyor. Pazar üf maşallah. Pazar günü çözüyorum bu arada bunu. Yarın da yayınlamış olalım. Verilen grafiğe göre aşağıdaki hangisi yanlıştır? Okuyalım bakalım. Pazartesi ve Perşembe günleri eşit sayıda soru çözmüştür. Pazartesi 30 tane görüyorum. Perşembe de evet bak grafik okuyorum 30 tane. Sevgili arkadaşlar bak bu grafiklerde de böyledir. Fonksiyon bak fonksiyon ne alaka değil mi? X, Y eksenleri. Fonksiyonlarda da öyledir. Senin için en başarılı oyuncu bu kırmızı çizgilerdir. Fonksiyonda da şu çizdiğim yılan gibi kıvrılan eğridir arkadaşlar. Şu arkadaşlar ölçme aleti gibidir eksenler. Bak bunlar da ölçme aleti gibi. Tamam mı? Bunlar cetvel gibi şeylerdir. Perşembe, cuma karşılaştırmak 30'ları buldum. Doğrudur. Hafta sonu toplam 110 soru çözmüştür. Bakalım. 50, 60, evet 110. Buraya yaz ki birazdan çünkü toplamlarını falan filan da soracak. 110 soru. Doğru. En az soruyu cuma günü çözmüştür. Ki ben sana yakınmıştım biliyorsun başta. 10 tane çözmüş. Evet doğrudur. Hafta içi çözdüğü soru sayısı hafta sonu çözdüğü soru sayısından fazla mıdır? Bir bakalım. Şimdi 30. Şimdi zihnimden topluyorum arkadaşlar. 30, 40, 70. 90, 120, 130. Hafta içi 130, hafta sonunda 110 bulmuştuk. Bu da doğru. Demek ki E'de falso var. 250 demiş. Oysa sevgili Selin toplamda 240 soru çözmüş ki helal olsun. Bilinçli çözdükten sonra ha 240 çözmüşsün ha 24 çözmüşsün. Bilinçli, bilerek çözdüğün sürece arkadaşlar nicelik değil nitelik önemlidir. Değil mi? Nitelikten asla vazgeçmeyin. Evet. Dikkat edersen nitelik niceliklerle Türkçe dersleri de anlatmış oluyorum. 6 der ki 10 öğrencinin katıldığı bir sınavda ilk 3 soruyu cevaplamak zorunlu olup verilen cevaplar 1 ile 5 puan aralığında değerlendirilecektir. İlk 3 sorunun analizi aşağıda tabloda verilmiştir. Nefisim o. Bu soruların alınan puanların aritmetik ortalamaları sırasıyla S1, S2, S3 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi sevgili arkadaşlar normal şartlarda bu yapacağımız şudur. Aldığımız puanları hesaplayıp değil mi? Kaç tane puan hesaplandıysa ona böleceğim. Yani 10 tane hesaplandığı için ona böleceğim. Örneğin bu arkadaş birinci sorunun puanına bakalım. 5 kere 5 25. 4 kere 3, 12, burada yok, 1 kere 2, 2, 1 kere 1, 1. Bölü, arkadaşlar kaç tane var? 10 tane değil mi? 10 tane cevaplanmış. Ona bölmeliyim. Şimdi bunu, yani hepsi için de onu yapacağız. 4 kere 5, topla 0, 3 kere 3, 1 kere 2, 2 kere 1. Yani aynı şeyleri yapıp hepsinde de ona böleceksin. Ben sana başka bir şey de söyleyeceğim. Ayrıca ben sana bunu söyledim. Videoda zaman harcamanın anlamı yok. Bunu göreceksin. Şöyle de görebilirsin. Bak birinci sorunun en yüksek ortalamaya sahip olduğunu sezgisel olarak da görürsün. Yani sezgiselden kastım yani karambole de değil. Dikkat edersen bak 5 kere 5 çok baba bir şey yüksek. Yetmemiş yanına 4 puanlık da bir destek de almış. Bu arkadaşa yaklaşabilecek şu 3 olabilirdi. 3'ün 2'ye 4. Yani 1 açık ara önde. Tamam mı? Açık ara önde. O zaman S1 en büyük dersin. Hiç hesap bile yapmadan neredeyse. Hani
şey olarak varacağın yeri önceden sezebilmen için. Ya da çözdükten sonra bir bakarsın. Ya bunda bir gariplik var yok, onu sezebilirsin. Hocam matematik böyle olur mu? Sen bize ne anlatıyorsun? Arkadaşlar tam da böyledir işte. Tamam. Sen bunu baştan sezgisel olarak söylersen bunları bak şunları hesap makinesi yapıyor zaten. Bilgisayara yazarsın yapar onlar. Onlar hikaye şeyler. Bunlar kolay şeyler. Mesele burada hangisi büyük hangisi küçük ya da yaptığın cevap doğru mudur yanlış mıdır sezebilmendir. Önemli olan odur. Hayatta da odur ha ben sana söyleyeyim. Evet fazla felsefeye yaptık. Geldik 2 ve 3'e. Arkadaşlar 2 ve 3'e geldiğimde de bak bu arkadaşların zaten 3'er puanları ortak. Bismillah. Sonra ikisi arasında kıyaslamaya kalktığımda sevgili 3 bak sevgili 3'ün buradan aldığı puan 16 artı 10 26 var. Bu arkadaş sadece 26 şu dilimden. Yani gördüğünüz üzere 3 de bundan büyük. S2 geride kalır. Tamam. Yani şu dediğim bütün bu hesapları yaptığında da zaten ulaşacağın nokta bu. 1, 2, 1, 3, 2. Diyarbakır. Cevap anahtarına bakayım. Evet o kadar ahkam kestik. Bir de yanlış cevap vermeyelim. 7 der ki arkadaşlar. Aşağıdaki grafikte 5 kişinin boylarının uzunluğu verilmiştir. Tap, tüp, tup, tup. Kişilerin boyunlukları. Tamam teşekkürler. Bu kişilerle ilgili löp 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 löp. Buna göre 5 kişinin boylarının aritmetik ortalaması kaç santimetredir? Biraz uğraştıracak değil mi? Arkadaşlar Elif'in ki 180 belli. Tek belli olan da Elif'in ne yazık ki. Ayşe ve Mehmet'in boylarının ortalaması 175. Tamam sen şurada bir dur. Ayşe ve Kemal aynı boydadır. Evet görüyorum zaten Ayşe Kemal aynı boyda. Bora Kemal'den 2 santimetre kısadır. Arkadaşlar şuraya A diyelim. Yani şurası A kadar. Kemal'den 2 santim kısa ya. Kemal ne oldu? A artı 2 oldu. Dikkat et. Burası da A artı 2. Nefis. X de diyebilirsin. Ben A demeyi daha çok seviyorum. X, X. Her şeye X diyoruz ya. Canı sıkılıyor insan. 2 santimetre. Mehmet Ayşe'den 3 santimetre uzundur. Arkadaşlar bak iyi ki buraya yazmışım. Çünkü bana Bora ile Kemal arasında bir ilişki verdi ama dikkat edersen ben Ayşe'yi de A artı 2 yazmışım farkında olmadan. Çünkü Kemal ile aynı. Hop arkadaşlar Mehmet de Ayşe'den 3 santimetre uzunsa Mehmet demek ki şu A artı 2'nin 3 fazlası. Yani A artı 5 olur. Dikkat edersen herkes A cinsinden nefissimo. Arayıp da bulamadığımız fırsat ki Elif, Ayşe, Mehmet'in boylarının ortalaması 175. Bir başka deyişle arkadaşlar 175'i 3 ile çarparsam niye çarpıyorum şimdi söyleyeceğim. 525 yapar. Ben 525'i 3'e bölüp de 175 bulmuşum değil mi? 3'ünün boy ortalaması toplamları 525 bölü 3. Hadi şöyle diyelim ya. Elif artı Ayşe artı Mehmet bölü 3 eşittir 175 olur. Böylelikle Elif, Ayşe ve Mehmet'in toplamları arkadaşlar 525 yapar. Gel o zaman hemen vurucu darbeyi hazırlan. Elif 180 artı Ayşe A artı 2 artı Mehmet A artı 5. İşte bunların toplamı arkadaşlar 525'miş. 2 tane A eşittir. 187, 525 eksi 187. Kenara yazdıydım ya. Keşke not alsaydım. Şimdi sizlere değil mi? Ayrı ayrı bir daha zaman geçiriyoruz burada. 8, 3, 4 değil 3. 2A arkadaşlar 338'miş. Şimdi bak sen burada bir dur. A'yı bulurum. Hocam A'yı bulalım. Herkesi tek 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 hesaplayıp sonra hepsini toplayıp 5'e bölelim. Benim daha güzel bir fikrim var. O da şu. Bak hepsini buradan A'larla topla. Anlaştık değil mi? A'yı bulduk artık arkadaşlar. A dediğin şey 169. A 169. 169, 171, 171, 174. Hepsini topla 5'e böl. Şöyle de yapabilirsin. Onu söylemek için söylüyorum. Hepsini bak buradan A cinsinden topla. 180 artı. Yani öyle de olabilir. 180 artı. 1, 2, 3, 4 tane A. Artı
4, 9. Değil mi? 9. Bölü 5. Bunu yapacaktım. Kısa olsun diye. Bak 2 tane A'yı buldum ya. 4 tane A'ya ihtiyacım var. Ben bunu 2 ile çarparsam şu 189 artı şu da 5. 676 yapar. 676. Yine en nihayetinde toplayacağım tabii de. Hani üç şey yapıyorum birazcık. 676 ile 189'u topla. İşlem hatamız inşallah yoktur. Yok gibi duruyor. 5, 6, 7 değil 8. 865 bölü 5. Arkadaşlar bunu böldüğümüzde de artık burada zaman kaybetmiyorum. 173 diyorum. 7'ye de E dedim. 8 gelsin artık. 8 de geliyor. Ve diyor ki. Tabii ekranın tam doldurması lazım değil mi? Ha, doldurmuş ya bu arada. Bir otelde 50 müşteriye memnuniyet anketi uygulanmış ve ankette müşterilerin verdikleri cevaplara göre yapılan puanlama aşağıdaki grafikte verilmiştir. Nefis. Oo. Tamam. Müşterilerin verdikleri cevaplara göre puan sayıları, evet. Puanlar. Ben böyle durumlarda hemen emin olmak isterim. Bak 5, 5, 10, 10, 10, 20, 30. Evet 20 de burada var. 50 kişi gerçekten varmış. Hiç memnun değilim vesaire. Bu veri grubunun medyanı kaçtır? Arkadaşlar medyanda ne yapıyorum? Ben bütün veri grubunu küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe sıralıyorum. En ortadaki veriyi alıyorum. Bak burada da gene güzel bir veri toplama şeyi örneği verilmiş. Arkadaşlar verilen puanlar 1, 2, 3, 4, 5. Bak 1'den 5 tane verilmiş. Bu şu demek. 1, 1, 1, 1, 1. Daha sonra 2. Kaç tane? 5 tane. 2, 2, 2, 2, 2. Dik, yani merak etme böyle hepsini de tek tek yazmayacağım. 5 tane, 5 tane, sonra 3. Kaç tane arkadaşlar? 20 tane. Sonra 4. 4, 4, 4. Kaç tane? 10 tane. 10 tane de 5, 5, 5 var. Değil mi? 5, 5, 5. Arkadaşlar burada gördüğün bütün sayılar 50 adet zaten. 50 adet. Ha, medyan neydi? Medyan arkadaşlar. Ortanca diğer adı da. Tam ortadaki veri bizim için. 50 tane varsa tam ortadaki arkadaşlar 25 ile 26'nın aritmetik ortalaması. Çünkü çift sayı da var. Tam ortadaki diye bir şey olmaz. Çift sayıda elemanlar. Mesela şu 4 tane parmak görüyorsun değil mi? Ortadaki parmak hangisi? Yok. 5 tane görürsen ortadaki şu olur. Bunu görürsün. Tek sayıdakilerin ortası olur. Mesela şu çubukların ortasındaki şu 3. Ama çift sayıda olursa arkadaşlar ortancı dediğimde şu ortada ikisi kalır. Bu ikisinin ortalamasına bakarsın. Burada da 25 ve 26. elemanlara bakacağım. Nitekim bak buradan geldiğimde 20, 25 ile 26'nın şu arada olduğunu görüyorsun. Yani ikisi de 3. 3 ile 3'ün aritmetik ortalaması da bu da 3'müş, bu da 3'müş. Sağdan gelsen de öyle. 25.'nin tam bu grupta olduğu çok açık ve seçik ortada. 3 ile 3'ün ortalaması da zaten 3 yapar arkadaşlar. 9'da devam ediyorum. Yine ortancadan bahsedecek. Yalnız bu soru enteresan ha. Bir üniversitenin kütüphanesinde Ocak ayında ödünç alınan kitap sayılarının öğrenci sayısına göre dağılımı verilmiştir. Anlayalım. 4 öğrenci 5 tane. 3 öğrenci 12 tane. Y tane öğrenci 8 tane. 5 tane öğrenci 10 tane. 2 tane öğrenci de X adet kitap almış arkadaşlar. Üniversitenin kütüphanesinde Ocak ayında bir öğrenci ortalama 8 kitap ödünç almıştır. Nefis, güzel bir bilgi. Bu veri grubunun ortancası da 9 olduğuna göre X artı Y nedir? 2 tane bilinmeyenim var. Bana 2 tane bilgi vermiş. Hadi bakalım. Arkadaşlar en güzel, en kıymetli bilgilerimizden biri şu. Ortalama. Şimdi ha bunları şeyden yazalım. Arkadaşlar öğrenci sayısına böleceğim. 8 kitap diyor. Çünkü 8'e bölmeliyim ki şuna bölmeliyim ki 8 nereden çıktı ya? Şuna bölmeliyim ki toplam kitap sayısını ortalama kitap şeyini bulmalıyım. Şurada 20 tane kitap var. Değil mi? Burada 36 tane alınmış. Burada 8 Y tane. Hay bin kunduz. Keşke belli olsaydı. Burada 50 tane. Burada da 2 X tane. Evet ısrarla topluyorum şimdi. Sonra da ne yapacağımızı söyleyeceğim.
Topluyorum arkadaşlar. 20 artı 36 artı 8 y artı 50 artı 2x bölü kaç tane öğrencim var? 7, 14 artı y tane. Eşittir arkadaşlar, işte ben bunu buna böldüğümde 8 kitap oluyormuş. 8. Yukarıyı bir toparlayalım önce, bismillah. 70, 106. 106 artı 8y artı 2x bölü 14 artı y eşittir 8. Bak şimdi normalde sen ne yaparsın? Bu bir bilim denklemdir, değil mi? İkinci bir denklem için uğraşırsın. Böyle karambole buna dalınmaz. Ama öyle bir şanslıyız ki arkadaşlar, buradaki 8'den dolayı. Bak ben bunu işler dışlar yaptığımda 8 y'lerin birbirini götürdüğünü görüyorum. Yoksa böyle karambole hömbürtlenek böyle denklemlere dalınmaz yani. Y'ler götürüyor, x'i hemen bulabiliyorum. 106 artı 8 tane y artı 2 tane x. 8 ile bu arkadaşı çarptım, 14 ile 8'i. 112 değil mi bu? Aynen 112. 112 artı 8 y. Oh be! İnsana şöyle bir rahatlama geliyor. Çünkü bilinmeyenlerden birinden kurtuluyorsun. 8 y'yi buraya atarsan yolcu. 2x eşittir. 112'den 106'yı çıkartın. 6 dedin. X 3'müş. Hatta sana çok daha büyük bir rahatlama geldi. Çünkü şu bilinmeyen de ortadan kalktı. Bu da 3'müş. Artık burası senin için 6'ymış. Güzel. 6. Gerçi bunun da ihtiyacın var mı? Yok. Çünkü şimdi X'i bulduk. Y'yi bulmak için de arkadaşlar sevgili ortancayı kullanacağız. Ortancayı zaten 8'de konuşmuştuk. Kinetekim şeyi görüyorum. Bak yine hangisinde? Yine 8'de konuştuğumuz gibi. Bak 4 tane 5 var arkadaşlar. 5, 5, 5. Şöyle yapayım ben sana. 4 tane. Ha, küçükten büyüğe gideceğiz değil mi ya? Bir dakika, öğrenci sayısı. Ha, küçükten büyüğe gidiyoruz. Önce x'leri yazmamız lazımdı değil mi Şimşek? Değil mi? Tabii. Önce x'leri yazmamız lazım. Küçükten büyüğe yazıyorum. 3, 3. Bu 2 tane zaten yazdım. 2. Bunu hallettim. Sonra 4 tane 5 var. 5, 5. 4 tane. Ondan sonucuma 8 var. Ha, bak 8 geldi. 8, 8. Bilmiyoruz. Nokta nokta y tane diyelim buna da. Daha sonra arkadaşlar 10 var. 10, 10. Kaç tane var? 5 tane. Sonra da 3 tane 12 var. 3 tane de 12. Sevgili arkadaşlar, şimdi bak. Ortanca 9 diyor. Ya ortada 9 yok ki. 9 yok. Nasıl olacakmış? Arkadaşlar 9'u elde edebilmenin tek bir şansı var. O da ne? Hop, kalem kırıldı. Ya buraya. Çift sayıda olacak demek ki. Hem çift sayıda olacak hem de çift sayıda olduğu için tam ortada 8 ile 10'u yakalayacaksın. 8 ile 10'u yakalayacaksın ki ikisinin aritmetik ortalaması sana ortancayı, yani 9'u verecek. Az önce konuştuğumuz gibi parmak konuştuk ya 8. soruda. Onun gibi arkadaşlar. Bak burada kaç tane elemanın vardı zaten? 8 tane. Değil mi? Evet, toplamda 8 tane de böyle bulman lazım. 6 tane burada var. Demek ki bir tane 8 varmış. Bak 2, 4 daha 6, 7. Soldan gelince 8. Sağdan gelince de bu 8. Demek ki tam ortada bu arkadaşlar. Toplam 8, 8, 16 tane veri varmış yani. Şey kitap şunlardan, ha. Öğrenci sayısı 16'ymış. Y'yi de ne bulduk arkadaşlar bu durumda? 2 tane. Y'yi de 2 dedik. 2 tane 8 varmış. Çünkü y eşittir 2. Bundan sonrasında kardeşimize çağırıyoruz. Diyoruz ki 3 ile 2'yi toplar mısın? 9'da Diyarbakır oluyor arkadaşlar. Evet. Bunu da böylelikle halletmiş bulunuyoruz. Evet sevgili arkadaşlar. Böylelikle bu testimizi de nihayetlendirmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.